Gökyüzüne bakıp da o masmavi renge hayran kalmamak mümkün mü? Peki hiç düşündünüz mü gökyüzü neden mavi? Beyaz bulutlar, turuncu gün batımları. Ama gökyüzü gündüz neden bu kadar canlı bir maviye bürünüyor? İşte bugün bu sorunun cevabını birlikte keşfedeceğiz. Hazır olun, çünkü artık gökyüzüne farklı bakacaksınız. Gökyüzünün rengini belirleyen şey aslında güneş ışınları ve dünyanın atmosferi arasındaki etkileşim. Güneşten gelen ışık aslında sadece tek bir renkten oluşmaz. Hepimizin bildiği gibi beyaz ışık prizmadan geçtiğinde gökkuşağının tüm renklerine ayrılır. Kırmızıdan mora kadar. Bu renklerin her birinin kendine özgü bir dalga boyu vardır. Kırmızı ışığın dalga boyu uzunken mor ve mavi ışığın dalga boyları daha kısadır. Şimdi gelelim atmosferimize. Atmosferimiz içinde küçük gaz molekülleri ve toz parçacıkları barındırır. İşte tam bu noktada kilit bir olay devreye giriyor. Rayleigh saçılımı. Bu olay, dalga boyu kısa olan ışıkların, yani mavi ve mor ışıkların, atmosferdeki küçük moleküller tarafından daha fazla saçılması anlamına geliyor. Güneş ışığı atmosferimize girdiğinde mavi ve mor ışık, atmosferdeki moleküllerle çarpışarak her yöne doğru dağılır, yani saçılır. Kırmızı, turuncu gibi uzun dalga boyuna sahip ışıklar ise daha az saçılır ve büyük ölçüde bize doğru gelmeye devam eder. Peki neden mor değil de mavi? Çünkü mor ışık da saçılıyor, değil mi? Evet, haklısınız. Mor ışık aslında maviden daha fazla saçılır. Ancak iki temel sebep var. Birincisi, güneşteki mor ışık miktarı mavi ışık miktarına göre daha azdır. İkincisi, insan gözü mor ışığa karşı daha az hassastır ve mavi rengi daha baskın algılar. İşte bu yüzden gökyüzü bize masmavi görünür. Atmosfer adeta mavi bir filtre görevi görür ve bu muhteşem manzara oluşur. Peki ya gün batımında neden gökyüzü turuncu, kırmızı oluyor? Çünkü güneş ufuk çizgisine yaklaştığında ışık atmosferde çok daha uzun bir yol kat eder. Bu uzun yolculuk sırasında mavi ışık zaten çoktan saçılmış ve dağılmış olur. Geriye kalan ve bize ulaşan ise daha çok kırmızı ve turuncu gibi uzun dalga boylu ışıklardır. İşte bu yüzden gün batımları o muhteşem kızıl tonlara bürünür. Gördüğünüz gibi gökyüzünün masmavi olmasının ardında oldukça basit ama bir o kadar da etkileyici bir bilim yatıyor. Rayleigh saçılımı. Artık gökyüzüne her baktığınızda atmosferdeki o minik moleküllerin ışıkla nasıl dans ettiğini ve bu harika rengin nasıl oluştuğunu hatırlayacaksınız. Peki gökyüzünün sizi en çok etkilediği an hangisi? Gün doğumu mu, gün batımı mı, yoksa masmavi bir yaz gökyüzü mü? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz ve bilimin bu tür sırlarını keşfetmeyi seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki bilim maceramızı kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, meraklı kalın.